Merhaba, Justine Sabun Atelier.com'dan bugün beraber bizim yaz temamız, plaj temamız devam edeceğiz. Bugün eriyebilir sabundan bir tane peelingli sabun yapacağız. Burada şeffaf sabun bazım var, şekerim var, Tropical Island esansım var, altın sede ve su nanısı rengi. İlk olarak 300 gram, hayır 200 gram şeffaf eritiyoruz. Bunu tamam eritmek istemiyorum çünkü soğutmaya bırakacağız biraz. Ondan yani dikkat edin. Burada eridiğim sabun bazım var. Tamam erimedi ama onu da istiyorum. Karıştırarak eriteceğim şimdi bunu. Burada bir tane tepeli çay kaşığı altın sedefim var. Kolonya ile çözmeye başladım. Şimdi bunu burada ilave ediyorum. Karıştırarak soğutmaya bırakıyoruz bunu. Biraz daha istiyor. Hala çok erittik. Esans ilave edebiliriz ama. Burada şeker ilave geldiğin için o da yarım kilo yapıyor. Ondan yani burada 20 ml esans ilave ediyoruz. Şimdi burada şekeri ilave ediyorum. Bu peeling görevimiz görecek. Hem de kum havası verecek. Yani benim amacım burada biraz deniz göstermek istiyorum. Ondan. Bu bizim kumumuz olacak. Kalanı döküyorum. Çok sıcak ilave ediyorsam şeker tamam eriyor. Peeling etkisi kalmıyor. Ondan bunu biraz soğutmam gerekiyor burada. Şimdi tam kıvamı aldım. Çok donuyorsa sizin kabımızda tekrar eritebilirsin bunu. Bunu şimdi kalıba döküyorum. Birazcık soğutmaya bırakıyorum. Neden soğumaya bırakıyorum? İlk ikinci renk koyacağım. İkinci de burada dalga şekli vermek istiyorum ve görüyorsunuz bunun için bu hala sıcak. Biraz beklememiz gerekiyor. Ara sıra deneyin. Parmaklarla bazen daha kolay kaşıttım. Şimdi biraz kıvam almaya başladı. İsterseniz de belki daha kolay ve aceleniz varsa yan dökün onu, yani altında bir şey koyun. Ne koyabilirim? Bir şey bulamadım şimdi. Ve yamuk, yani yandan dökebilirsiniz. O zaman da dalga şekil olabilir. Böyle parmaklara basarak. Ve bunu eritmeye gidiyorum. Bunu erittikten sonra devam çalışıyoruz. Şimdi diğer miktarı da erittim. Orada tekrar birkaç küpleri ayrı tuttum. Soğutmak için. Yani böyle de soğutabilirsiniz. Ya tamam eritmeyin ya da birkaç küpleri dışarıda kalsın.
eritin bazına ilave edin. Şimdi karıştırarak eritiyorum bunları. Bu yöntem mikrodalgada eritiyorsanız kullanabilirsiniz. Ben Maria'da bu yapmak gerek yok, zaten ancak eriyor. Yani ondan mikrodalga için bu iyi bir püf noktası. Şimdi bunu su nanesi ile renklendireceğim. Güzel bir deniz rengi istiyorum. Yani birkaç damla diye düşünüyorum. Herkesin keyfine göre de deniz de biraz farklı oluyor. Karıştırarak devam ediyorum. Burada kenarda biraz boya kaldı. Şimdi inşallah karışınca hepsi içine alıyorum. Bu da tamam oldu. Bir iki küp daha içinde geziyorlar. Onları erimeye kadar bekliyorum. Bundan sonra esans ilave ediyorum ve üstünde dökeceğim. Mide kabuklarınız veya böyle deniz hava andıran bir şeyiniz varsa içine de koyabilirsiniz. Ya da mesela bizim çubuklarımız var ya, onları da koyabilirsiniz. Bunu önce kestim, ondan biraz kısa gelecek. Ama neyse, bunu da şurada yerleştiriyorum. İsterseniz de keserek ilave koyabilirsiniz ama kolay kırılıyorlar, ondan bütün olarak daha kolay. Bence hepsi eridi. Şimdi esans mı ilave ediyorum? Bu da yarım litre. Yani bunu da 20 mililitre. Önce kalanı. Tamam. Bunu karıştırdım. Burada kolonya sıkıyorum. İlk hava kabarcıkları oluşmasın, ikinci daha iyi yapışsın diye. Bunu bakayım, tamam. Yani çıkmasın üstten. Ama biraz içine itiyorum. Şimdi dökmeye başlıyorum. Bu da güzel bir görünüm oluyor. Kolonya sıkın, hava kabarcıkları çıksın. Ve sertleşmeye bırakın. Bunu önce söylemedim, kalıp stretch filmle sardım ya parçaları. Dibe de stretch film koydum. Böyle madden pour, yani eriyebilir sabun bazı buradan çıkıyor. Sabunumuz kalıpta çıkarttım. Böyle bütün olarak beraber kesebiliriz. Ölçmeden kesiyoruz. Şimdi yaklaşık 3 cm bir kalınlığı istiyorum. Böyle. Yamuk biraz oldu. Tamam, şimdi düzgün oldu.
bence çok güzel. Deniz temalı. Ve sabun. Böyle iç gözüküyor. Deniz sabunumuz hazır.